Selçuk Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu vardı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasrettin Hoca Uygulama Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programa Alaaddin Keykubat yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan depremzede çocuklar da katıldı. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk'la birlikte Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki üretim seralarında incelemelerde bulundu. Dünyanın en yeşil 431. kampüsüne sahip olan Selçuk Üniversitesi'ndeki seralarda yıllık ortalama 65 bin bitki üretiliyor. Yaklaşık 20 çeşit bitki Alaaddin Keykubat yerleşkesinde değerlendiriliyor. Selçuk Üniversitesi öğrencileri Ermenistan'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na damga vurdu. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi milli sporcu Cansu Bektaş, 3 Avrupa gençler rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi milli sporcu Dilara Narin ise 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla Avrupa ikinciliğini elde etti. Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan Teknofest 2023'te Selçuk Üniversitesi önemli başarılara imza attı. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Köklü'nün yaptığı Nane ve Limon takımı birinci oldu. Yine danışmanlığını Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Taşdemir'in yaptığı Brain Türkiye takımı ise aynı kategoride üçüncülüğün sahibi oldu. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir 28. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda 7 ödülün sahibi oldu. Selçuk Üniversitesi yarışmada 60 üniversite arasında en çok proje başvurusuyla üniversite özel ödülünü de almaya hak kazandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hekimleri, sağlık çalışanları, primer immün yetmezliği tedavisi gören çocuklarla yakınları, kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği olarak nitelenen primer immün yetmezliğine dikkat çekmek amacıyla renkli uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasibe Artaç, etkinlikle erken tanı ve tedavi için farkındalığın oluşturulmasına katkı sağlamaya amaçladıklarını söyledi.